MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor, izliyoruz. Üstelen bazı partilerin sorumlu olan şahsiyetleri Türkiye'nin çok yoğun bir terör döneminde teröristlerle bağdaşık ve barışık bir halde faaliyet içerisinde bulunmalarının tespit edilmesi halinde bir fezlekenin hazırlanması ve bunun da başbakanlık yoluyla genel kurula gönderilmesi halinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki milli hassasiyetleri bilindiği içindir ki fezlekeler gelir, gerekçeler iyi incelenir ise bu fezlekeler yoluyla dokunulmazlıkların kaldırılması ve Türk yargısının önüne çıkarılması temel tercihimiz olacaktır. O bakımdan hükümetten bu tür faaliyetlere dün veya bugün muhtemelen de gelecek için faaliyet içerisinde bulunacak milletvekilleri var ise objektif tespitlerle ilgili makamlardan süzülerek başbakanlık yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi halinde Milliyetçi Hareket Partisi 40 milletvekiliyle üzerine düşeni yapacaktır. Efendim, Türkiye'de basın özgürlüğü tartışmaları artarak devam ediyor. İpek Medya Grubu'ndan sonra dün akşam itibariyle de Zaman Gazetesi'ne yönelik bir kayyum ataması oldu. Basına yönelik bu tutumu nasıl değerlendirirsiniz? Bir fidanın iki dalı olan iki ayrı kurum mensupları yol ayrımına gelmişlerdir. Bugünlerde de örtülü ve açık bir çatışma ortamına girmişlerdir. Bunlar yakinen takip edilmektedir. Ancak yargı yoluyla konulanların üzerine gidilmesi gerekirken hem üretim alanında hem medya alanında önemli çalışmalarla Türkiye'de istihdam ve katma değer yaratan veya medya aracılığıyla Türk toplumunun bilgilendirilmesine katkı sağlayan müesseseleri bu tür kaba davranışlarla üzerine giderek kamuoyuna da bunu sürekli bir korku alameti olarak göstererek ortaya koyulmuş olan davranışı tasvip etmemekteyiz. Bu uygulamalardan başta siyasi iktidar vazgeçmelidir ve medyaya gerekli alakayı göstermeli. Var ise içerisinde yanlış, yasalara ve anayasaya aykırı davranışlar veya Türkiye'nin geleceğini karaltacak faaliyetler üzerinde tespit yapılırsa da acımadan üzerine gidilmelidir. Evet. Efendim, anayasa çalışmalarında eğer CHP masaya oturmazsa, üç parti olarak masaya oturmasına nasıl bakıyorsunuz birincisi? İkincisi de partinin temelinde bazı teşkilatlar kapandı. Özellikle muhalefete verilen desteklerin de kapatıldığı iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Anayasanın uzlaşı yönüyle değişimi konusunda bütün siyasi partiler bir temel tercih ortaya koymuşlardır. Bu geçmişte de yapılmıştır ve çok verimli çalışmalar olmuştur. 60 madde üzerinde bu verimli çalışmalar bir demokratik paket içerisine alınmıştır ve genel kurula diğerleriyle beraber bir bütün halinde sunulması gerekirken bu çalışma bir dönem için askıya alınmıştır. Şimdi tekrar başlatılmıştır. Bu anayasa uzlaşma masası çok geniş bir masadır. O masanın içerisinde üç partinin bulunması çok sığ kalır. Hele hele ana muhalefet partisinin dışarıda kalması uzlaşma anlayışına da ters düşer. Ama iktidarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında bazı temel kavramlar üzerinde farklılıkları
uzlaşma komisyonunda tartışıp üzerinde değerlendirmeler yapacakları yerde uzlaşma çalışmasının ön şartı olarak sunmaları yanlış bir yaklaşım olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi o masa tabirini de çok yanlış kullanıyoruz. Dünyada her tarafta masalar kuruldu. Bizde de böyle bir masa tercihini yapmak doğru değil. Anayasa uzlaşma komisyonunda bulunmayı, üzerine düşen sorumluluğu taşımayı, fikirlerini açıkça söylemeyi ve oradaki çalışma usul ve esaslara göre kendi düşüncelerini kamuoyuyla paylaşarak milletimiz için faydalı olacaklara, evet, Türkiye'yi karanlığa götürecek olan unsurlara hayır demek suretiyle çalışmalarını sürdürecektir. Bütün siyasi partilerimiz anayasa ve siyasi partiler yasasında yer almış olan haklardan yararlanabilmeyi kendileri için bir demokratik hak kullanmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaklaşık 200'ü aşkın bir il, ilçe ve merkez yönetim kurulu üyelerinden mürekkep bir imza toplanmıştır. Bu imza Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezine gönderilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi konuyu incelemektedir ve çok yönlü ele almaktadır. Biz kimsenin bu demokratik hakkını kullanmasına karşı değiliz. Bu hakkı kullanmak doğrudur, ancak her partinin geleneğine uygun siyasi anlayışıyla uzlaşma içerisinde ne partiyi ne şahsiyetleri tahrip edebilecek davranışlara yaklaşmadan demokrasi örneği vermek iyi bir uygulama olacaktır. Ancak burada basın yoluyla, muhtelif fısıltıyla, bazı konularda bazı müesseseler aracılığıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokratik hakkını kullanmak yerine Milliyetçi Hareket Partisi'ni siyasi hayatımızda tasfiye etmeye yönelik çabalara katkı sağlayan yanlışlıklar olmuştur. Bunlardan bir tanesi 17 il başkanıdır. İl teşkilatlarımız kapatılmış değildir. Böyle bir propaganda yapmak doğru da değildir. İl başkanları aynı zamanda delege olma vasfını taşıyan kişiler olarak 12. Sulh Ceza Mahkemesi'ne partimizi dava açmak suretiyle katılmışlardır. Şimdi bir partinin il başkanısınız. Bir demokratik hakkınızı kullanacaksınız. Orada ortaya konmuş olan gerekçelerin sorumluluğunu taşıyacaksınız. Sonra da bu gerekçelerden kendinizi sarfı nazar edip genel merkeze olmadık beyanlarla hakaret edeceksiniz. Buna müsaade etmek mümkün değildir. 17 tanesi görevden alınmıştır ve dolayısıyla da yerlerine yeni sorumlu arkadaşlar atanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiyerarşik kademesinde bir aksaklık yoktur. Bunların içerisinde bazılarının vermiş olduğu demeçler ise tüzüğümüze ve siyasi etikle bağdaşmayan konular olduğu için incelenecek ve ayrıca da disiplin kuruluna sevk edilmek suretiyle gerekli tedbirler alınacaktır. Kimse kongre alışkanlığı haline getirilmiş partilere özenmek yolunu tercih etmemelidir. Kimse Türkiye'nin bu hassas döneminde milli direnci ve son söz sahibi olan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin başka yönlü bir kanala sürüklemek gibi tarihi bir hataya düşmemelidir. Hiçbirisi bu hata tespit edilirse affedilmeyecektir. Evet. Efendim, son soru olarak bir hususu netleştirmek adına söylüyorum. Anayasa Uzlaşma Komisyonu hakkındaki açıklamanızda üç partinin çok sığ kalacağını ifade ettiniz masanın. Bunu şöyle mi anlamak lazım? CHP üye göndermediği takdirde komisyona MHP'nin de orada olmayacağını şeklinde mi anlamak lazım? MHP masadan kaçmaz. Hep masa tabirini kullanıyorsunuz ama masada oturduğu yerde üç arkadaşımız oturuyor ve televizyonda gördüğümüz vakitte oturdukları yerlere yakışıyorlar. Ama
komisyonun verimli olması, anayasayı sağlıklı çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olan siyasi partilerin çalışma, belirlenen çalışma usul ve esaslarına göre orada bulunmalarında yarar var. Hele hele bunlardan bir tanesi iktidar, birisi de ana muhalefet olursa orada olmanın bir anlamı yoktur. O sebepten dolayı masadan kalkmadan herkesi davet ederiz. Gelen olursa masaya otururlar. Gelmezlerse siyasi iktidar artık B planını uygulamaya koymalıdır. Yani anayasada ne gibi bir değişiklik düşünüyorsa bunu ağızlarına sakız edip her tarafta konuşacakları yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidirler. Referandum yoluyla bu ancak mümkün olabilir. Onun için de 317 milletvekilinin 330'a tamamlanması lazım. Orada tamamlandığı takdirde referandumla belirledikleri anayasa veya özledikleri anayasa değişikliğini yapmak için millet huzuruna çıkmış olurlar. Böyle bir durumda da eğer bir referandum söz konusu olursa Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişten bu yana anayasa konusundaki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almak suretiyle kamuoyunun aydınlatılmasında kendi dünya görüşü ve parti ilkeleri çerçevesinde katkı sağlayacaktır. O bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile diyalog kurmak suretiyle onu nazik bir şekilde masaya davet etmesinde yarar görüyoruz. Gelmezlerse ne yapalım yani? O zaman bu dört kişilik masada eksiklikler var demektir. İktidar dahil kalksa en son masada oturacak olanlar yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç değerli milletvekili şahsiyetler olacaktır. Evet. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Teşekkürler. Pekala, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi buyurun.